Herkese günaydın. An itibariyle İspanya'dayım. 2 ay sonra da Erasmus sürecimde Portekiz'den çıkıp ilk defa yurt dışında başka bir ülkeye geldim. Bu gezi benim için çok anlamlı. Çünkü ben hayatım boyunca her zaman tek başıma bir yerlere gitmek istedim. Hiçbir zaman yapamadım. Erasmus sürecimde ilk yurt dışı tatilime tek başıma çıktım. İnanamıyorum. Çok heyecanlıyım ve içinde çok güzel hisler var. Çok güzel olacak. Çok güzel bir Endülüs turu yapacağız. Malaga, Granada ve Cordoba'ya gideceğiz. Şu anda geldiğim uçak bileti Ryanair'de 6 euroydu. 6 euroya bilet buldum ve bu bileti nasıl aldığımı size anlatamam. Yani koşarak bileti aldım ve sonrasında bu turu kendime oluşturdum. O zaman başlayalım. Vamos! İspanya giriş konuları nasıl Covid'den dolayı? Ryanair'ın ve Türk Hava Yolları'nın sitesinde gerçekten güncel bilgiler bulunuyor arkadaşlar. Benden test istemediler. Sadece aşı yeterliydi. İspanya hükümetinin bizim HES gibi oluşturduğu bir uygulama var. Ve bu uygulamadan kendiniz yolculuğunuzu kaydetmeniz gerekiyor. Hem Portekiz'den uçağa binerken bir kere hem de burada indiğimde iki kez bu QR kod kontrol edildi. Bir önemli nokta daha var öğrendiğim. Ryanair'a gelmeden önce havalimanına check-in'inizi yapmanız gerekiyor. Bir arkadaşım Roma'ya giderken check-in'ini yapmadığı için ve havalimanına bıraktığı için ek olarak 50 euro ödemiş. Bu önemli bilgileri de verdikten sonra, amme hizmetimden sonra hadi gelin gezimize başlayalım. Nitelikli dolandırıcılık yaşadım az önce. Metro bileti alıyordum tek girişli. Nereye gideceğim şimdi? Sordum, Cordoba'da ve Granada'da geçerli mi bu bilet, sadece Malaga'da mı? Bir adam bana yardım ediyor. Bayağı yardım etti, biletimi aldırdı. Sonra dedi ki bana coin verebilir misiniz? Hani dilenci aslında ama insanlara yardım ediyor. Kendine muhtaç bırakıyor, ondan sonra para istiyor. Türkiye'deki dilencilere vizyon olsun yani bu. Bu video kesin çok uzun olacak çünkü söylemek istediğim çok şey var. Çünkü İspanya ile ilgili çok fazla duygular besliyorum. Öncelikle ben üniversitede 4 ders boyunca İspanyolca aldığım için birazcık böyle İspanyol kültürüne daha hakimim. Portekiz'dense ve dil olarak da kesinlikle. Şu anda böyle canlıda İspanya'da İspanyolca duyuyor olmak Allah'ım nerelere geldik. Hostelime geldim. Hemen gösteriyorum. Hayatımda ilk defa bir hostelde kalıyorum. 10 kişilik bir oda böyle. Benim yatağım burası. Bir gece kalacağım için sorun etmedim. Gecelik 25 euro veriyorum. Ve konumu falan gayet iyi. Hayatımda ilk defa hostelde kalıyorum ve hani bayağı fazla 10 kişiyiz. Sadece gece yatmaya geleceğim için dert edinmiyorum. Sonunda turist moduna giriş yapılmıştır. Önce bir kahvaltı etmek istiyorum. Kahvaltıda churros yiyebilirim. Bilemiyorum arkadaşlar, bu tatilde kilo alınabilir çünkü İspanya'dayız. Bu normal churros, bir de Madrid style aldım ve İspanyolca sipariş verdim. Hayatımdaki ilk İspanyolca siparişim ve çok mutluyum şu an. Bizim kızarmış hamur gibi evde teyzelerimizin yaptığı, çok sıcak gelmiyor. Ama çikolata sosu bayağı sıcak geliyor. Güzel ya, hamurla çikolata sosu ne kadar kötü olabilir ki? Ve çikolata sosu beklediğimden daha sıvı, böyle akışkan yani. Madrid style deniyorum. Çok mutluyum ya, İspanya ya. Madrid style direkt. Hamuru daha tatlı. Ne? Çikolatayla daha çok yakışıyor. Bu bildiğimiz annelerimizin evde yaptığı pişi hamuru gibi yani. Tuzlu bir hamur. Öbürü tatlı. Kesinlikle Madrid style. Kesinlikle. Turist ofisine gittim ve alacağım bilgileri aldım. Hiç onlarla konuşmadım bile. Sadece bir tane map koymuşlar zaten. Map'in üstünde görülmesi gereken mekanlar yazıyor. Beğendiklerimi, mantıklı bulduklarımı Google Maps'ime ekledim. Biraz üşüyorum ama yapacak bir şey yok. Güzellerimden ödün veremem. Tam bir turistim. Ay çok mutluyum yahu. Canım İspanya'm oldum ya. Malaga hakkında bir bilgi. Malaga gastronomi şehri olarak biliniyor. Yani lezzetleri çok başarılı. Yani gastronomi de okuduğum için bir yandan bu alana ilgiliyim ve böyle bu ülkelerin farklı yemeklerini tatmak, bu mekanları görmek çok hoşuma gidiyor. Allah'ım, gerçekten eskiden kesinlikle İspanya'da yaşıyordum ve pazarcı falandım yani. Bu şekilde standlarda niye bu kadar mutlu oluyorum hala anlamadım gitti, neyse. Mesela şöyle meyve kutuları 2,5 euro falan. Gene bakalao buldum. Önceki vloglarımı bilen bilir, Portekiz'de sürekli bakalao yiyorum da. Bakın zeytinleri farklı. Yani Portekiz'e birazcık benziyorlar aslında. Aynı şekilde deniz ürünleri ve işte zeytin, farklı çeşitli peynirler burada da aynı şekilde tüketiliyor. Izgara kısmı, işte asapot. Bu karides değil ya, bunun adını unuttum. Payo.
Yani o kadar çok churros yemeseydim iyiydi ya. Gözüm döndü. Ama burada da yiyeceğim. Ben 6 tane görünce dedim herhalde hepimize... 6 tane kendime aldım! Birazcık acıkınca geri döneceğim markete. Yani canım ahtapot istiyor, midye istiyor. Churros yemez olaydım ama churros da en... Yani buranın en meşhur churrosunu yedim. Başka bir ahtapot mekanı biliyorum. Çok güzel tapasları varmış. Ahtapot orada da yiyin dediler. Çok güzel bir akşam yemeği mekanı kaydetmiştim. Akşam yemeğini orada yiyin diye blogda okudum. Yani sürekli bir yemek yiyesim var benim. Yani bittik. Çok küçük bir şehir olduğu için bir yerden bir yere gitmek maksimum 10-15 dakikanızı alıyor yürüyerek. Airport'a indiğinizde böyle çok girişli metro, tren bileti falan almayın. Malaga'nın içinde kullanırız diye hiç gerek kalmayacak. Çok güzel restoranlar var bu arada. Ben aç geldim İspanya'ya, anlamadım niye böyle oldu. Hep böyle daracık sokaklar, çok güzel ya. Bunların siesta saatine denk geldik. Her yer 1.30-2 gibi kapıyor. Tekrardan 5'te 6'da falan açıyor. Sabah zaten baktım 10'da 11'de mekanı kuruyorlardı. Kardeşim siz her gün 10'la 1 arası, bir de akşam 4'ten 5'ten sonra 8-9'a kadar mı çalışıyorsunuz? Bu mudur yani? Lütfen bana İspanya'da iş izni verin ya. Rica ediyorum, üstüme iş izni atın ya. Ben bu düzende çalışmak istiyorum. Lütfen ya. Hayır, katedral bile kapalı olur mu? Malaga'nın en büyük katedralinin önündeyim şu anda. Malaga Katedrali diye geçiyor. Katolik kilisesi. Fakat girişi 6 euro ve ben gerçekten artık kilise görmekten yıldım, bezdim. Hani kiliseye 6 euro veremeyeceğim ya. Hani mesela pazar günleri bazı kiliseler ücretsiz oluyor vesaire. Anladık. Tamam. Güzel mimar. Yeter. Demek istediğim yemek kültürü bu. Her yerde çok güzel restoranlar var. Çok daha lüks duruyor. Bistrolar, yüksek masalar, yüksek sandalyeler ve herkes böyle şarap, bira artı böyle ufak ufak tapaslar. Yani çok güzel geldi bana açıkçası. Ve fiyat olarak da hani evet Portekiz'den daha pahalı ama hani çok uçuk fiyatlar yok ve Malaga gastronomi şehri diye biliniyor. Kesinlikle İspanya kültürü bin basar Portekiz kültürüne diyorum. Ve yemekleri de net çok güzel gözüküyor yemekler. Yani herkesin tabağında öyle bakıyorum. Güzel duruyor. Tekrardan alana geldik. Fakat bazı yerler kapatmış. Sabah çektiğim bu market kısımları falan kapalı. Yemek kısımları açık Allah'tan. Hola. Quanto queso? Si. Cuatro. Quanto queso? Y... Oh, gracias. İkinci yere geldik, hala açık. Perfecto. Ya bayağı insanlar burada alıyor ve burada ayakta durup yiyorlar yani. Oturmuyorlar. Baksanıza şu kalabalığa. Farklı tapaslar denemek istiyorsanız Mercado kesinlikle doğru nokta. Çünkü fiyatlar ucuz. Yani bir restorana oturduğunuzda bir octopus tapasına çok daha fazla para vereceksiniz. Burada deneyip beğendiğinizi sonra gidip işte lüks bir restoranda bir daha yemek bana daha mantıklı geldi. Ve herkes kamerama bakıyor. Anlamadım. İspanya teknoloji gelmedi mi kardeşim? Ben anlamadım. Takım elbiseli insanlar takılıyor burada. Allah Allah. Millet işten mi çıktı anlamadım. Takım elbiseli insanlar böyle hani ayakta burada tapas yiyorlar. Anlamadım yani. Çok iyi. İngiliz bir şefle karşılaştım. 60 yaşında falanlar böyle. Adam diyor ki 30 yıl önce İstanbul'a geldim diyor. Değişti mi diyor. 30 yıl. Amca, 1990'dan bahsediyoruz. Böyle sohbet muhabbet ettim falan. Böyle bana dediler ki işte daha göreceğin çok şey var. Bilmem ne ama erken yaşta başlamışsın gezmeye. Aferin. Ya o kadar güzel ki. Büyük yaşta insanlarla konuşurken çok keyif alıyorum. Çünkü çok deneyimliler ve onların böyle benim gözümdeki o ışıltıyı gördüklerini hissediyorum. Ve bu çok güzel bir his. Neyse sonuç olarak anlatamadım ama karides çok güzeldi. Sarımsaklı yağlı bir sosun içinde geldi böyle. Kapkalın dolu dolu böyle et et yani. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi müzelere gidiyoruz. Biraz acıkalım. Yemeğe devam edeceğiz. Türk olmak birçok açıdan zor. Mesela buraya gördüğümde böyle etkilenmedim. Çünkü bizde çok daha büyük ve çok daha etkileyici antik tiyatrolar var. Ama yine de Malaga'daki antik tiyatroya oturmadım demeyeceğim. Oturdum. Birazcık dinleniyorum burada.
çok azıcık ufak bir milliyetçiliğe maruz kaldım. Girerken benim boş boğazlığım, dedim ki bir şey ödemem gerekiyor mu falan, böyle bana bakıyorlardı. Ben de dümdüz giriyordum. Evet, ödemen gerekiyor dedi. Avrupa Birliği olmayanlar 1,5 euro diyor. Salak gibi. Bir şey ödemem lazım mı diye sordum. Moral bozmuyoruz, hemen bir nefes aldım, ona kadar saydım. İlk kata çıkıyoruz, fine art katı. Bir şey söyleyeceğim, hayatımda ilk defa korktum. Karşımda o kadar gerçekçi bir heykel var ki, böyle hani yemin ediyorum biri canlanacak gibi hissettim. O kadar gerçekçi ki yüzü gözü gösteriyor o. Korktum yani. Bakın buradan gerçekçi değil. Yakınına gittikçe Allah'ım kameramı kapacak gibi bir his. Arkadaşlar yaklaşamıyorum, çok korkunç. Yapacanlı. Gerçek bir insan, tövbe estağfurullah. Ben gidiyorum buradan. Ben sevmem böyle şeyler. Bu kadar gerçekçi olmamalı. Yok. Bir de kimse yok müzede. Bir sürü heykel var. Tövbe estağfurullah ya. Gerdiler beni. Ben böyle müzelerden etkilenmem diyorum ama bazı şeylerde çok etkileniyorum. Mesela burada Lizbon'da işlemesi bayağı ünlü yerlerde mozaik var. Mesela bu beni çok etkiledi çünkü küçücük arkadaşlar yani. Şu kareler parmağım kadar. Parmağım kadar kareleri işlemişler. Türkiye'de de biz çok gezdiğimiz için, yani ben müzeleri küçükken gezdiğim için, şu anda böyle bu eski arkeolojilerden çıkan şeylerden etkilenmiyorum. Mesela atıyorum bundan hani bazen böyle şey oluyor. Vuf. Yani o yüzden her şeye şans verin. Hani bir kere müze sevmedim ama müze gezmem falan demeyin yani. Bazen gerçekten bazı şeyler çok etkiliyor beklemediğiniz anda. Müzenin bahçesi inanılmaz hoşuma gitti. Şu an havadan mıdır bilmiyorum yani. Saatlerce oturabilirim burada ama başka yerler görmem lazım. Hava süper. Tam üstüme şalımı aldım. Birazcık sanata ara veriyoruz. Malaga Parkı'na geldim. Parkta böyle güzelce bir yürüyüş yapacağım. Sonrasında sizce ne yapacağım? Yemek yemeye gidiyoruz. Buradaki ağaçlara bayıldım. Tam böyle o hayalimdeki Akdeniz iklimi. Sadece palmiyeler değil ya. Hepsi. Şimdi marina tarafına geldim. Malaga aslında marina açısından çok önemli bir nokta İspanya'da. Çünkü Cebel Tarık Boğazı'na doğru bir noktada olduğu için böyle ticaret anlamında eskiden de şimdi de marinası kullanılıyor. Eskiden beri bir ticaret merkezi olduğu için marinadan dolayı aslında Endülüs bölgesinde önemli şehirlerden biri olmuş. Bu gösteri turistliğe giriş 101'dir. Her yurt dışına çıkışınızda, hele de ilk seferinde durup deli gibi izlersiniz, artık beni kesmiyor. Ama turistliğe giriş 101 yani. Arkamda bir müze var. Adını yazacağım şuraya. Burası Modern Art Müzesi. Girişi 7.90 euro. Ben Amsterdam'da böyle bir müzeye girmiştim. Çok güzeldi. O dönem İngilizcem çok iyi değildi. Hatta anlayamamıştım ama hani gerçekten çok iyiydi. Modern Art'ta ilgileniyorsanız bence burası kesinlikle değerlendirilebilir bir yer. Buraya da gece gelmek istedim ki bu rengarenk böyle gece göreyim diye. Şimdi biraz Mayana kenarında böyle ufak ufak hediyelikçiler var. Şu şekilde. Buralarda böyle dolaşacağım, bakınacağım. Sonrasında yemek yiyeceğiz. Sizce ben El Pimpi için o sırayı bekler miyim? Hayatta beklemem. Zaten bir tane daha yer var, Casa Lola diye. Herkes ya Casa Lola'yı ya da El Pimpi'yi öneriyor. El Pimpi'nin olayı, Antonio Banderas orayı satın almış. Çünkü Malaga doğumlu olduğu için böyle hem Malaga'ya yatırım yapmak istemiş vesaire. Orası 1970'lerden kalma bir restoran. Hem de böyle hani kendi doğduğu yerinde bir anısı olsun vesaire istemiş işte. Almış. Şu anda aslında sahibi Antonio Banderas. Ama bulamıyorsunuz adamı tabii ki. Yemekler şöyle. Tapaslar 7-8 euro. Fakat Casa Lola'da 2-3 euro. İnanılmaz fark ediyor fiyatlar ve bu kadar da sıra olunca hayatta El Pimpi'yi beklemem dedim. İçeriği çektim en azından. Güzel bir yer mi? Çok güzel bir yer gerçekten içerisi. Ama yani o kadar sıra beklemeye de bir tapasa 8 euro vermeye de bence değmez. Bilmiyorum, El Pimpi biraz fazla isim yapmış açıkçası. Hep böyle çok isim yapanlar gereksiz fazla fiyatlı olur ya, gereksiz fazla sıra olur vesaire. Bu arada başka mekanlar da var. 2-3 tane daha bana önerilen. Ben onların hepsini videonun açıklamasına yazacağım. Artık yorumlardan vesaireden Malaga'ya yolunuz düşerse nerede yemek yemek istediğinizde karar verirsiniz. Şu sıraya bakın Allah'ım ya Rabbim. Ağlayacağım, gerçekten ağlayacağım ya. Ya ben bugün zaten 25 bin adım atmışım. Otele gittim, bir saat dinlendim. Şimdi çıktım yemek yiyeyim diye, açlıktan ölmeyeyim diye, gece aç uyumayayım diye. Niye böyle oluyor? Hostelimin sahibine sormuştum nerede yemek yememi önerirsiniz diye. Başka bir tane daha Casa Lola'yı önerdi. En güzel Casa Lola orası dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. Allah'ım ne olur sıra olmasın. Bekleyemem ya. İnat ettim, yiyeceğim.
kasarola da iyice minnet ettim şu andan itibariyle. Yoksa yani beklenmez ama bekleyeceğim. Çok acım. Çok acım. 26 bin adım attım bugün. 26 ve hala da yiyecek yemek yeri arıyorum. Telefondan çekiyorum ki daha iyi duyuyorsun diye. AirPod'umu da taktım. Umarım duyuyorsunuzdur beni. Gracias. Direkt masaya otur oturma. Şu şekilde zeytin geliyor masamıza. Farklı. Hayatımda ilk defa böyle bar kısmında oturuyorum. Tek başıma yemek yiyeceğim. Gerçekten büyüdüğümü hissediyorum böyle şeyleri yapınca ya. Bu arada fiyatları göstereyim. Bu küçük tapas tabakları hep 2 euro, 2 euro. Büyük bir şeyler isterseniz daha böyle 10 euro, 13 euro falan oluyor açıkçası. Bu arada buradan anneme sesleniyorum. Sürekli bira içtiğimi savunuyor. Arkadaşlar fiyatlara bakın. Bira fiyatı, kola fiyatı. Allah aşkına. Siz ne içerdiniz? Yani ne içerdiniz? Bana bir söyleyin yani. Şaraplar falan da aynı şekilde. Abi yani ne yapayım? Herkesin önünde soruyorum. Ne yapabilirim? Yani euro 11 lira olmuş ve ben kola içmiyorum. Yani lira daha ucuz. Ne yapabilirim? Hani Avrupa beni bunu zorluyor. Ne yapayım? Guacamole'li karidesli olan, bu ahtapotlu olan, bu da somonlu olan. Küçük geldi yani. Zeytinleri bayağı güzel bu arada. Somon, soğan, Rus salata falan güzel duruyor. Bu insanlar bu işi biliyor. Ahtapot böyle sarımsak soslu mayonezli. Demek ki bu yüzden ünlü. Bizim ağız çok uygun bu arada. Karidesli guacamole. Müthiş. Hepsi çok güzeldi. Gerçekten. Her şey çok lezzetli. Yani porsiyonlar küçük evet ama inanılmaz lezzetli yani. Neyse. Ben biraz kendi kendime keyif yapayım. Sonra bir yere gitmeyi planlıyorum. Orada görüşürüz. Cheers. Bir rooftop'a geldim şimdi. Sangria söyledim. Tabii ki best içeceğim. Kendi kendime Malaga Kalesi manzarasında keyif yapacağım. Bazen böyle keyif almadığımı hissettiğimde ya da zorlandığımı hissettiğimde beni Instagram'da kendime dön diye bir hesap kamçılamıştı. İlk böyle farkındalığımı yaratmıştı. Açıp böyle onu okuyorum. Hani nasıl tek başına eğleniyor? Tek başına olur mu? İşte yanında birinin olması lazım mesela diye düşünenler için. Ben yıllarca yalnız kalmaktan o kadar korktum ki. Ve bunu nasıl aştım? Adım attım. Yani adım atarak bunları aşıyorsun. Bu benim ilk defa tek başına yaptığım tatilim. Gelirken de korkuyordum. Ya keyif alamazsam, ya zorlanırsam, ya yanımda birini ararsam. Cesaret etmeniz gerekiyor. Cesaret etmeden hiçbir şey düzelmeyecek. Neyse ben balık burcu olduğum için böyle duygusal konuşmalara dönüyor benim böyle güzel günlerin sonu. Yarın görüşürüz. Ne diyeyim? Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir yere gidiyoruz.